Salı günü Kadıköy Temsilcilik'te asansörlerin sağlıklı kullanımlarının ve ilgili idareden ruhsatlandırılmasının sağlanması amacıyla asansör AVAN projesini hazırlayacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla asansör AVAN proje hazırlama mühendis yetkilendirme kursu düzenlenecektir. Eğitim 10-18 saatleri arasında düzenlenecek olup 2 gün sürecektir. 27 Nisan Perşembe günü saat 19.30'da Kadıköy Temsilcilik'te Sarven Çilingiroğlu'nun katılımı ile ofis, otel, alışveriş merkezi gibi farklı kullanım amaçlı örnek binalarda rakamlarla karşılaştırmalı mekanik tesisat sistem seçimi anlatılacaktır. Farklı sistemler için oluşturulan işletme simülasyonu ile yıllık ilk yatırım, işletme ve bakım maliyet analizi yapılacaktır. Örnek olarak Vodafone Arena Stadyumu projesi irdelenecektir. 28 Nisan Cuma günü İstanbul Şube'de kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlenecektir. Eğitimde sorumlu müdürün hak, yetki ve yükümlülükleri ve LPG piyasası hukuki düzenlemeleri gibi konulardan bahsedilecektir. Eğitim 10-18 saatleri arasında gerçekleşecek ve 3 gün sürecektir. 28 Nisan Cuma günü Kadıköy Temsilcilik'te asansör sistemlerinin standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla asansör mühendis yetkilendirme kursu düzenlenecektir. Eğitim 10-18 saatleri arasında gerçekleşecek ve 2 gün sürecektir. İnsanın olduğu tüm örgütlerde her konuda çeşitli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar kişiler arası olabileceği gibi amaçlarda, değerlerde, algılamalarda tutulan yol ve yöntemlerde olabilir. Örgütün yöneticisi de işte bu farklılıkları yöneten kişidir. Bu farklılıklarla örgütü amaçlarına ulaştırmaya çalışan kimsedir. Bütün bu farklılıklar örgütlerde çatışmalara yol açar. Çatışmalar da çeşitli sorunlara yol açabileceği gibi başarılı yönetilirse örgütte yeniliğin ve örgütsel gelişmenin başlatıcısı da olabilirler. Çatışmaların kaçınılmaz olduğu gerçeği ile çatışmayı erken aşamada pozitif ortam oluşturarak olumlu şekilde sonuçlandırmalarını sağlamaya katkı sağlayabilmek adına çatışma yöntemi semineri düzenlenecektir. Etkinlik 29 Nisan Cumartesi günü İstanbul Şube'de 10-18 saatleri arasında gerçekleşecektir. 29 Nisan Cumartesi günü İstanbul Şube'de PMP-PMI odaklı proje yönetim metodolojisi semineri düzenlenecektir. Seminer, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi çerçevesinde proje yönetimi süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, PMI'nin PMP sertifikasını almak için PMI'nin hazırladığı PMP sınavına girmek ve başarılı olmak durumundadırlar. Bu sertifika programı, PMI sınavına giriş için gerekli olan asgari 35 saat proje yönetimi eğitimi almış olmak şartını sağlamak için geçerlidir. Etkinlik 10-18 saatleri arasında gerçekleşecektir. 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Temsilcilik'te ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda kuruluş içi ve kuruluş dışı kalite sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin irdelenmesi, iş tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi, düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanma ve takibi konusunda bilgi seviyesini yükseltmek isteyen üyelerimiz için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Tetkik semineri düzenlenecektir. Etkinlik 10-18 saatleri arasında gerçekleşecektir. 29 Nisan Cumartesi günü Şişli Temsilcilik'te Hidrolik Asansörler Semineri düzenlenecektir. Seminerde hidrolik asansörler konusunda proje hazırlama ve bu projelerde dikkat edilecek noktalar katılımcılara aktarılacaktır. Etkinlik 10-18 saatler arasında gerçekleşecektir.
Günümüzde birey merkezli yönetim artık geçerliliğini yitirmiş ve takım düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Buradan hareketle toplantı yönetimi, katılımcı bir yönetim olarak tarif edilmektedir. Bu, yöneticinin karar alırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi ve başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşması demektir. Toplantı yönetimi, semineriyle katılımcıların hedef odaklı, amaca bağlı kalarak ve doğru kişiler ile iletişim içinde olabilmesi hedeflenmektedir. Seminer, 29 Nisan Cumartesi günü Ümraniye Temsilcilik'te 10-18 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 30 Nisan Pazar günü İstanbul Şube'de Tedarik Zinciri Yönetimi semineri düzenlenecektir. Seminer, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramının açıklanması, uygulama metot ve alanlarının incelenmesi, hizmet üreten ve hizmet alan işletmelerde TZY'nin etkin ve verimli kullanımı ile bu alandaki iş geliştirme çalışmalarına katkıda bulunması amacını hedeflemektedir. Seminer 10-18 saatler arasında gerçekleşecektir.